küp kök 2 çarpı küp kök 2 çarpı küp kök 2. Gördüğümüz gibi üçlünün de derecesi 3. O zaman bunları tek bir küp kök içerisinde yazarız. Küp kök 2 üzeri 3. Bu üsler birbirini götürür. Cevabımız 2'dir. Toplama çıkarma yapılabilmesi için dereceleri aynı olması gerekiyor. Ancak içerileri de aynı olması gerekiyor. Bunu sağlamıyor. Bu 20 sayısını karekök 4 çarpı 5 diye yazarsak 4 2'nin karesi olduğu için 2 kök 5 olacak şekilde sadeleşir. Bu 5 sayısına bakarak 45'i de 5'e bölelim. 9 çarpı 5, 9 dışarıya 3 olacak şekilde çıkar. Sonrasında 80'i de 5 çarpı 16 yazıyorum. 16 dışarıya 4 çıkıyor. Şimdi hepsinde bakın kök 5, kök 5, kök 5 var. O zaman katsayılarını toplayıp çıkarabilirim. Çarpı kök 5. Düzenlersek buradan 1 kök 5 yani cevabımız B seçeneği. X çarpı Y. Bu ifadenin yanına Y'yi yazalım. Kök 5 artı kök 2 bölü kök 7 eksi 2. Burada bakın A eksi B, A artı B gibi iki kare farkı var. Neydi olay? A kare eksi B kare yani kök 5'in karesi eksi kök 2'nin karesi. Bölü. Aşağıda da kök 7 ve 2 var. Kök 7'nin karesi eksi 2'nin karesi. 5 eksi 2 kareler birbirini götürür. Burada karekökteki kareyi götürdü. 7 oldu. 2'nin karesi de 4'tür. Düzenlersek burası 3, aşağısı 3. Yani x çarpı y eşittir. 3 bölü 3'ten 1 gelir. Küp kök 16. Küp kök 16'da 16'yı 8 çarpı 2 diye çarpanlarına ayırırsak 8 2'nin küpü olduğu için burası 2 çarpı küp kök 2 olacak şekilde düzenlenir. Burada 8 vermiş 9. dereceden kök. 8'i şöyle yazabiliriz. Bu 9 ile 3'ü sadeleştirirsek 3'e bölersek 3, 3'e bölersek 1. Şimdi bakın her ikisinde de küp köklü ifadeler var. İçindeki sayılar da 2. O zaman bunların katsayılarına bakıyorum. 2 tane burada var. Gizli bir tane de burada var. Toplam 3 tane küp kök 2 gibi ifademiz var. 3 çarpı küp kök 2'den cevabımız C şıkkı. Bu ifadenin direkt küpünü alırsak zorlanırız. Ancak şu küp kök 54 ifadesini buradaki 2'den kopya çekelim. 54'ü 27 çarpı 2 diye çarpanlarına ayırırsanız buradaki 27 3'ün küpüdür. Burası 3 çarpı küp kök 2. Sonrasında bir tane daha küp kök 2'miz var. Bunları toplarsak 4 tane küp kök 2'nin küpü olacak şekilde parantezimizi yazıyoruz. Bundan sonrası nasıl? Çarpanlarından 4'ün küpünü alıyoruz. Küp kök 2'nin de küpünü alıyoruz. Şu küple buradaki küp birbirini götürür. 64 çarpı 2'den cevabımız 128 gelir. Dağıtma işlemi yapalım. Kök 5 çarpı 2 kök 5. 2 çarpı kök 5 çarpı kök 5. Eksi kök 5 çarpı kök 3. Burada çarpma yaparken kök 5 çarpı kök 5 kök 25'tir. Kök 5 çarpı kök 3 kök 15'tir. Kök 25 5 olacak şekilde çıkar. Bir de başında 2'miz var. Bakın 5 kere 2 10 eksi kök 15'ten C şıkkı çıkar. Sıfır tam 1000'de 125 yani 125 bölü 1000. Bu ifadeyi sadeleştireceğiz. 125'e bölüyorum 1, 125'e bölüyorum 8 defa. Bu sayının küp kökü yani küp kök 1 bölü 8. Buradaki 1 bölü 8 sayısı 1 bölü 2 sayısının küpüdür. Buradaki küple dışarıdaki küp birbirini götürürse en sade halimiz D şıkkı çıkar. Köklerinin dereceleri aynı olan köklü ifadeler çarpılabilir ya da bölünebilir. Dereceler farklıysa bu işlemi direkt yapamayız. Bazı şeyleri eşitlememiz gerekiyor. Bakın mesela burada derecemiz 2, 3 ve 6. Bunların ortak katı 2, 3 ve 6'nın ekoku 6'dır. Bunların hepsinin derecesini 6 yapalım. Bunu 6 yapmak için 3 ile çarpıyoruz. 6 yapıyor. İçeriği 3 ile çarpmıyoruz tabii ki. 3. kuvvetini alıyoruz. Çarpı. Buradaki 3'ü 2 ile çarpmamız gerekir. İçerideki üssü de 2 ile çarpıyoruz. Bölü. Burada derecemiz zaten 6. Şimdi hepsinin derecesi 6 olduysa büyük bir tane 6. dereceden kök yazıyorum. 2 üzeri 3'ü, 3 üzeri 2'yi ve 72'yi yerlerine yazıyoruz. Buradan düzenlersek yukarısı 8 çarpı 9'dan 72. Bu 72'ler birbirini götürür. 6. dereceden 1. Bu da 1 üzeri 6 1 olduğu için dışarıya 1 olacak şekilde çıkar.
Bu soruda x verilmiş. Bu ifadenin x türünden değeri istenmiş şıklardan gitmiyoruz. Bakın kök 5, kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1 iki kare farkı oluşturabilir mi? Yan yana bir yazalım, bunları çarpalım. Bakın çarptığımız zaman a eksi b, a artı b gibi iki durumun çarpımı var. Demek ki iki kare farkı, yani a kare eksi b kare olacak şekilde. Aşağısı da yine a artı b, a eksi b gibi. Burada da yine iki kare farkı var. Kök 5'in karesi. Kareler birbirini götürür. 2 eksi 1 bölü 9 eksi 5. Yani buradan 1 bölü 4 buluruz. Biz bu sayıya y diyelim. Biz ne yaptık? X ile y'yi çarptık. 1 bölü 4 bulduk. Bizim amacımız y'yi bulmaktı. Her iki tarafı x'e bölersek, x'e böldük. X'ler gitti. Y eşittir 1 bölü 4 bölü x. Şurada bir tane 1 olsun. Bu bölme yaparken 1 bölü x olacak şekilde dönüşür. Y eşittir 1 bölü 4x'tir. E şıkkıdır. A sayısı kök 2, B sayısı kök 3 olduğuna göre kök 54'ü A ve B cinsinden yazınız diyor. Böyle bir soruda 54'ü asal çarpanlarına ayırırız. 2'ye böl. 27, 3, 9, 3, 3, 1 olduğunda zaten bitiyordu. Kök 54 sayısı kök 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bu da kök 2 çarpı kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3'tür. Kök 2 yerine A yazıyoruz. Burada A olarak belirtmişti. Diğerleri de B'dir. A çarpı B çarpı B'den cevabımız A çarpı B küp gelir. Burada mesela şu şekilde de yazabiliriz. Kök 2 çarpı 3 üzeri 3 deyip bunu A, diğerinde B olduğunu biliyoruz. Üzerine bu 3'ü yazarsak daha pratik bir çözüme ulaşabiliriz. Derecelerimiz aynı. Çarpmaya çalışıyoruz. Çarpalım. Tek bir tane kökün içerisine hepsini çarpıyoruz. 3 eksi kök 5, 3 artı kök 5. Burası a eksi b çarpı a artı b gibi iki kare farkı var. Demek ki a kare eksi b kare olacak şekilde yazıyoruz. Eşittir kök 9 eksi kare ile kök birbirini götürdü. Cevabımız kök 4'tür. O da 2'dir. Cevabımız C şıkkı. 2 bölü kök 2 artı kök 2 bölü 1. Burada payda da eşitleyebiliriz. Şunu da yapabiliriz. Paydada irrasyonel bir sayı varsa pay ve paydayı eşleniğiyle oradaki kök 2'nin kendisiyle çarpalım. 2 kök 2 bölü kök 4, yani kök 4 yerine paydaya 2 yazabilirim. 2'ler gitti. Cevabım kök 2. Bir tane kök 2 de burada var. Artı kök 2. 2 tane kök 2 yapar. 2 kök 2'den D şıkkı. Kök 98, kök 8, kök 2, x kök 2 demiş. Buradaki 2'ler bizim için bir ipucudur. 98'i uzun uzun yapmak yerine 2'ye bölelim. 49 çarpı 2'den 7 kök 2. Bu 8'i de 4 çarpı 2 olacak şekilde yazarsanız 4 dışarıya 2 olacak şekilde çıkar. 2 kök 2. Eksi kök 2 verilmiş. Eşittir x kök 2. X kök 2. Toplama çıkarma yapmak için uygun mu bakıyorum. Hepsi kök 2. Tamam o zaman. Katsayıları 7, 2 ve gizli bir birimiz var. Bu şekilde yazıyoruz. Çarpı kök 2 diyoruz. Eşittir x kök 2. Kök 2'ler gitti. 9 eksi 1'den 8 eşittir x. E şıkkı çıkar. A ve B değerleri verilmiş. A'yı B'ye bölün diyor. Buradaki kök 18 sayısını kök 9 çarpı kök 2, kök 27'yi de kök 9 çarpı 3 diye yazalım. Sadeleştirirsek 3 kök 2 eksi 3 kök 3. Buradaki 8'i 4 çarpı 2, 12'yi de 4 çarpı 3 diye yazarsak 4 dışarıya 2 çıkar. Bakın şuraya yazalım. 4 çarpı 2, 4 çarpı 3 eşittir. 4'ü dışarı çıkarıyorum, dışarı çıkarıyorum. 2 kök 2 eksi 2 kök 3. Bizde bunların oranı sorulmuş. O zaman bunlar birbirine bölüyoruz arkadaşlar. Böldüğümüz zaman yukarıda bakın 3'ler ortak. 3 parantezinde şu şekilde yazabiliriz. Daha da sadeleşemez. Aşağısı da 2 parantezinde. Çünkü 2 her ikisinde de ortak. Şimdi bakın bu ifadeler birbirinin aynısı. Demek ki sadeleşir ve cevabım buradan 3 bölü 2 gelir. A eşittir kök 7 eksi kök 2. B eşittir kök 7 artı 2. 1 bölü A eksi 1 bölü B ifadesinin sonucu nedir? Bunu B ile çarpalım. Bunu da A ile çarpalım. B çarpı 1 B. A çarpı 1 A olur bölü A çarpı B. Yani yerine yazalım şimdi. Kök 7 artı 2 eksi kök 7 eksi 2. Bölü A çarpı B. Kök 7 eksi 2 çarpı kök 7 artı 2.
Burada eksiği içeri dağıtacağız. Buraya dikkat edebiliriz. Kök 7 artı 2 işaretleri değiştiriyoruz. Evet, burada kök 7'ler birbirini götürecek. 4 gelecek. Burada ise a eksi b çarpı a artı b var. Bu a kare eksi b kare özdeşliğidir. Kök 7'nin karesi eksi 2'nin karesi. Kök 7'nin karesi 7'dir. Buradan 2'nin karesi de 4'tür. Yani cevabımız buradan 4 bölü 3 b şıkkıdır. Uzun kenarımız kısa kenarın kök 2 katıdır diyor. Buradan bize 210 çarpı kök 2'nin değerini bulmamızı istiyor. Yani 210 çarpı kök 2 dediğimiz yaklaşık değer olarak 1,41'dir. Burada çarpmayı kolaylaştırmak istiyorum. Buradan 1 sıfır silelim. 21 olsun. Bunu da 1 virgül sağa kaydıralım. 14,1. Bunları çarpmak için alt alta yaparsanız bu şekilde daha kolay olacaktır. 141, 282, 1, 6, 9, 2. Şimdi virgülü yerleştirelim. Burada virgülden sonra bir tane sayı vardı. Demek ki aşağıda da virgülden sonra bir tane sayı var. Yaklaşık değerimiz 296 milimetredir. İç içe kökler varsa bu şekilde şu arada kalan x'li ifadeyi buradaki kökün içerisine atın. Sonrasında n ve m'i çarpıp tek bir kök içerisinde yazın diye bir kural vermiş. Yani bu 2'yi karesini alacak şekilde içeriye atıyoruz. 8 çarpı 2'nin karesi. Buradan da şurada gizli bir kare var. Küple kareyi çarpıyoruz. 6. 8 çarpı 2'nin karesi 8 kere 4'ten de 32'dir. Aşağıdaki ifademizde kök 2. Bunu aynen yazalım. Kök 2. Şimdi bölme yapabilmemiz için dereceleri aynı olmalı. Burada 6 yazıyor. Burada 2 yazıyor. Demek ki bu aşağıdakini 3 ile genişleteceğiz. 6, 2 üzeri 3. Yukarıdaki ifadeyi de aynen yazıyoruz. Şimdi derecelerimiz her ikisinde de ortak olduğu için tek bir tane ne içerisinde? 6. dereceden kök içerisine yazabiliriz. Bu da 6. dereceden kök 4'tür. Şıklarda bu yok. O zaman şöyle yapalım. 4 yerine 2 üzeri 2 yazalım. Bu 6'yı 2'ye bölelim. 3, 2 üzeri 2'deki 2'ye bölelim. 1, bakın buradan cevabım B seçeneği gelir. 2 tane derecesi çift olan sayının toplamı 0 olduğunda birisi artı 5, diğeri eksi 5 gibi bir değer çıkamayacağı için sadece bunların her ikisinin de 0'a eşit olma durumu olabilir. Yani kök içindeki ifadeler 0, y artı 1 eşittir 0'dır. X'imizi 2 buluruz, y'imizi de eksi 1 buluruz. Soru bize bunların toplamını istemişti. 2 eksi 1'den toplamımız C şıkkı gelir. Burada derecesi çift, bakın bu ikiler birbirini götürür. 2x eşittir 1 diyemeyiz arkadaşlar. Burada mutlak değeri 3'e eşittir diyebiliriz. Yani burası hem 3'e eşit olabilir hem de eksi 3'e eşit olabilir. Buradan 2x eşittir 4'ten bir tane x buluruz. Burada 2x eşittir eksi 2 olacağı için yeni bir x daha buluruz. Burada çözümümüz genellikle 2 tane çıkar. Bize bunların çarpımları istenmiş. 2 çarpı eksi 1'den cevabımız eksi 2'dir. Böyle bir denklem varsa küp kök verilmiş. Her iki tarafın küpünü alırsak buradaki küpten kurtuluruz. Sağ tarafta da 4 üzeri 3 gibi bir ifademiz olur. 4 üzeri 3'ü de 2 üzeri 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 6 olacak şekilde yazabiliriz. Denklemimize gelelim. 2 üzeri x artı 1 2 üzeri 6'ya eşitse ikiler birbirini götürür. X artı 1 eşittir 6'dan x değerimizi 5 buluruz. D şıkkı. Bir su bardağının hacmi çay bardağının kök 3 katıdır. Yani bu 1 litre ise bu kök 3 litredir. Sonrasında şişemiz de arkadaşlar su bardağının kök 3 katıdır. Yani burası da kök 3 çarpı kök 3'ten kök 9 yani 3 litredir. Gördüğümüz gibi çay bardağı ve arasındaki şişenin arasındaki oran 3'tür. 4 şişe su içmek istiyorsak 4 çarpı 3'ten 12 tane çay bardağı ile bunu tam olacak şekilde doldururuz. A kök 2, B de kök 3'tür. 12 sayısını A ve B türünden nasıl yazabiliriz bunu soruyor. Şimdi burası kök 2 olsaydı kolaydı. Kök 2 dediğimiz kök 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. Yani kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 3'tür. Kök 2 yerine A yazarım, kök 3 yerine B yazarım. Cevabım A kare çarpı B gelirdi. Şu an ben kök 2'yi buldum, kök 12'yi buldum. Bana 12'yi sormuş. Bunun karesini alırsak sağ tarafında karesini almamız gerekir. Bakın bunlar birbirini götürür. A karenin karesi
B'nin karesi. Cevabım buradan D şıkkı gelir. Bu 2'yi içeriye atıyorum. Neden? Çünkü bu kökler arasında bir sayı olmaması gerekiyor. Böyle bir kuralımız var. Bu 4. dereceden bir kök olduğu için o sayıyı 2 üzeri 4 diye geçiriyoruz. Buradaki 2'yi aynen yazıyoruz. Yani şimdi ne yapıyoruz? Bu 3 ile 4'ü çarpıp tek bir tane kök içerisine yazmamız gerekiyor. Burada 2 üzeri 4 çarpı 2, 2 üzeri 5'tir. Bunu da üstü arkadaşlar köklü sayıları üstü sayılara çevirmek istiyorsak 5'i 12'ye bölecek şekilde yazabilirsiniz. Eşittir 2 üzeri x demiş. Şimdi eşitlikte ikiler birbirine götürür. 5 bölü 12 eşittir x gelir. Buradan cevabı d buluruz. A ve b sayılarını birbirine böleceğiz. Şimdi kök 2 bölü kök 3 eksi kök 2 bizim a sayımız bölü kök 3 artı kök 2 bölü kök 2. Bu da b sayısı. Bölme yaparken ne yapıyorduk? Yukarıyı aynen yazıyoruz. Kök 3 eksi kök 2 yazıyoruz. Aşağıdakini de ters çeviriyoruz ve burada çarpma işlemi yapıyoruz. Şimdi çarpma yaparken kök 2 ile kök 2'yi çarparsak kök 4 yani 2'dir. Ancak aşağıda a eksi b, a artı b gibi bir durum var. Burada da 2 kare farkından kök 3'ün karesi, kök 2'nin karesi deriz. Yani 2 bölü 3 eksi 2, oradan da 2 bölü 1. Yani a bölü b oranımız 2 bölü 1'den 2'dir. Burada a sayısını biliyoruz. Bilinmeyen bir tane b sayımız var. A türünden bu sayıyı ifade etmeye çalışacağız. Kök 5 eksi kök 2 ile kök 5 artı 2'yi çarpmak kolaydır. Ancak burada direkt çarptığımız zaman böyle bir durum olmayacak. Şimdi biz bu sayıları a ve b değil de a ve 1 bölü b'yi çarpalım. Kök 3 bölü kök 5 eksi 2 çarpı 1 bölü b dedim. Bunu ters çevireyim. Amacım burada kök 3'leri birbiriyle çarpmak. Kök 5 artı 2'den de şurada bir 2 kare farkı oluşturmak. Kök 3 ile kök 3'ü çarpıyorum. Aşağıdaki a eksi b ile a artı b'yi çarpıyorum. A kare eksi b kare. Yukarısı 3, aşağısı da 2'ler birbirini götürür. 5 eksi 4'ten bakın burası 1 yapar. Yani a bölü b'miz 3 çıktı. Şimdi içler dışlar yapalım. A eşittir 3b'dir. Biz b'yi bulmaya çalışıyoruz. Her iki tarafı 3'e bölersek b dediğimiz değer a bölü 3'tür. Bu şekilde bir köklü ifade varsa ikiler birbirini götürür. Burası negatif mi pozitif mi bilmediğimiz için mutlak değer içerisinde yazılır diyor. Burada a negatif bir sayı, b pozitif yani a b'den küçük bir sayı. Dolayısıyla b'den a çıkarılabilir. Burası pozitif bir sayıdır. Bu ikiler birbirini götürürse mutlak b eksi a içerisi pozitif olduğu için bu şekilde çıkar. Buraya bakıyoruz. A negatif bir sayı, küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarırsak sonuçta yine negatif bir değer buluruz. Demek ki bu ifademiz dışarıya aynen çıkamıyor arkadaşlar. Mutlak değerini aldığımız zaman şunlar birbirini götürüyor. Mutlak a eksi 2b içerisi negatif olduğu için bu hale dönüşüyor. O halde sonuç b eksi a eksi eksi a artı 2b eksileri dağıtıyorum. B eksi a artı a eksi 2b. Buradan a'larımızla giderse cevabımız a şıkkı gelir. X kök 45 eksi 3'tür. Kök 45'i kök 9 çarpı 5 diye yazabiliriz. Burası da 3 kök 5 yani bu 3 kök 5 eksi 3 olur. Kök 20'yi de arkadaşlar 4 çarpı 5 diye yazarsak 2 çarpı kök 5 diye çıkar eşittir. 2 kök 5 artı 2. Şimdi bunları çarpalım. 3 kök 5 eksi 3 parantez tabii ki de 2 kök 5 artı 2. Her ikisinde 3 ortak. 3 çarpı kök 5 eksi 1 diye yazabilirsiniz. Çarpı 2 çarpı kök 5 artı 1. Köklü olanlar köklülerle çarpılır. Diğerleri kendi arasında. Kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1 yine 2 kare farkı oluşturur. Kök 5'in karesi eksi 1'in karesi. Yani 6 çarpı 4'ten x'ye çarpımımız 24 gelir. Bu soruyu direkt yapamayız. Paydalarımıza şöyle bir baktığımız zaman irrasyonel sayılar var. Biz bunları eşleniğiyle çarpıyorduk. O şekilde rasyonel hale getiriyorduk. Burada da 2 eksi kök 3, 4 eksi kök 15. Bunları bu şekilde çarptığımız zaman kök 2 eksi 1, kök 3 eksi kök 2, 2 eksi kök 3 gibi değerlerimiz olacak. En sonunda da 4 eksi kök 15 gibi bir sayı olacak. Paydalarda da bakın kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi gibi 2 kare farkı oluşacak.
paydalarımız 1 gelecek. Diğerinde de 1, hepsinde 1 gelecek. Dolayısıyla burada paydalarımız 1 olduğu için toplamamız kolaydır. İsterseniz bunları alt alta yazalım. Kök 2 eksi 1, kök 3 eksi kök 2, 2 eksi kök 3. Sonrasında bu şekilde devam edip gidiyor. 4 eksi kök 15'e kadar topluyoruz. Bunları topladığımızda kök 2'ler gidiyor, kök 3'ler gidiyor, kök 4, kök 5, kök 15'e kadar hepsi gidiyor. Gördüğümüz gibi sadece 4 ve eksi 1 kalıyor. Yani 4 eksi 1'den işlemimizin sonucu 3'tür, A şıkkıdır. Bu şekilde bir ifade görürsek eşleniği ile çarpıyoruz. Bunu artıya çeviriyorum, bunu da eksiye çeviriyorum. Öncelikle kök 2 ile çarpın. Kök 6 artı kök 4 artı, bunu genişletelim. Kök 9 eksi kök 6'dır. Bunları düzenlerseniz 2 artı 3'ten 5 gelir. Paydamıza bakıyorum. Şimdi ortak bir paydamız var. Kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2. Buradan da 2 kare farkı var. Kök 3'ün karesi eksi kök 2'nin karesi. Oradan kareler birbirini götürür. 5 bölü 3 eksi 2, yani cevabımız E şıkkı gelir. Bu ifadede bakın küp kök 2 diyor. Burada da 16 var. Ben bunu 4 ile çarparsam, burayı da 4 ile çarparsam 12. dereceden kök 2 üzeri 4 gelir, eşittir. Ne demiş? 2x 16. 16'mız da 2 üzeri 4'tür. Bu ikisi birbirinin aynısı ise dereceleri de aynı olmalı ki bu bir denklem olsun. 2x 12, x değerimiz de buradan 6'dır. A sayısı kök 5 eksi 2 ise, kök 5 eksi 2 ve bunun 2 fazlası ve bunun 4 fazlası diyecek şekilde yerlerine yazıyoruz. Bu ikiler birbirini götürür. Kök 5 eksi 2 çarpı kök 5 çarpı, bunlar 4 eksi 2'den 2'dir. Kök 5 artı 2. Bu ikisini yan yana yazarsak 2 kare farkı olduğu görülür. Yani kök 5 karesi eksi 2'nin karesi çarpı kök 5'tir. Kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4'tür. Buradan cevabımız 1 kök 5, yani kök 5'tir. D seçeneği gelir. Bade 6 haneli internet bankacılığı şifresini unutmamak için kendince bir kodlama sistemi yapıyor. Sayımız hangi iki artışık sayı arasında ise bunları yazıyor. Mesela kök 2 sayısı 1 ile 2 arasındadır. Bu ikisini yazıyor. Kök 3, kök 4 ile kök 1 arasında, yani 1 ile 2 arasındadır yazıyor. Küp kök 9, küp kök 8 2'dir. 2'den büyük, 2 ile 3 arasındadır şeklinde kodlamış. Biz bakıyoruz. Kök 21. Bu kök 16 ile kök 25 arasında, yani 4 ile 5 arasında bir değerdir. Dolayısıyla A ve C dışındakiler gitti. Sonra küp kök 25. Küp kök 27 olsaydı 8'di. Küp kök 8 2'dir. Küp kök 27 de 3'tür. Yani 2 ile 3 arasında bir değerdir. Bu da gitti. Cevabımız A şıkkı.